Aklımıza gelebilecek her işte yapıştırıcı kullanabiliriz. Masaj rulosu, telefon, resim ve hatta marshmallow yapımında bile. Önemli olan uygun yapıştırıcı türünü seçebilmek. Aa, hayır. Garson yine siparişimi mahvetti. Ben bütün bir marshmallow istemiştim. Yarım marshmallowlar değil. Sakin ol arkadaşım. Lezzetli yapıştırıcıyla onları bir araya getirebiliriz. 280 gram şekerle 50 gram suyu bir tencerede karıştıralım. Şeker tamamen eriyene kadar düşük ısıda pişirelim. Şerbeti şeffaf bir kaba alalım. Üstüne yenilebilir yapıştırıcı etiketi ekleyelim. Marshmallow'un üstüne tatlı yapıştırıcıdan koyalım ve güvenli şekilde yapıştıralım. Afiyet olsun. Berkay oyun oynarken öyle gergin oluyor ki eşofman üstünün iplerini çiğniyor. Bu çok çocukça. Sen kazandın ama ipler kaybetti. Sana nasıl yardımcı olabileceğimi biliyorum. Silikon kullanacağız. Eşofman üstünün iplerini çıkaralım. Silikon uygulayalım. Islak parmaklarımızla şekil verelim. Fazlalıkları keselim. Silikon uyguladıktan sonra eşofman üstünün ipleri yeniden temiz ve düzgün hale geldi. Oyuna devam edebiliriz. Eda dudaklarının şeklini değiştirmek istiyor. Biraz daha hacimli olmaları gerek. Ama bunu nasıl yapabilir? İşte internetten bir pratik bilgi. Tıbbi yapıştırıcı kullanabiliriz. Üst dudağımıza tıbbi yapıştırıcı uygulayalım. Ve dudağımızı yukarı yapıştıralım. Evet, şeytani bir ördeğe benzedim. İstediğim etki böyle değildi. Daha doğal dudaklar istemiştim. İmdat! Kıymık battı! Ölüyorum! Korkan arkadaşım yardım getirmeye gitti. Çok safsın. Sadece şaka yaptım. Parşömen kağıdına bir damla silikon sıkalım. Bir kürdan parçası yapıştıralım. Silikon sertleştiğinde çıkaralım. Ve parmağımıza yerleştirelim. Parmağımdaki kıymığı silikonla çıkarmaya çalışıyormuşum gibi yaptım. Arkadaşım çok panik oldu. Parmağını yakmaya mı çalışıyorsun? Yapıştırıcı şakama kandın. İşte arkadaşım geliyor. Hey Tin, üşümüyor musun? Düğmen nerede? Önemli değil. Sana yardım edeceğim. Çantamda bir sürü yararlı şey var. Hayalet avı için bir silah mı? Hayır, ihtiyacımız olan bu değil. Bir lavanta buketi? Hayır. Bu da değil. Belki de bunu şapka olarak kullanabilirsin. İşte burada. Silikon tabancası olmadan evden çıkmam. Bu sorunu çözeceğiz. Parşömen kağıdına yuvarlak düğme boyutunda bir damla silikon sıkalım. Parşömen kağıdını ikiye katlayalım ve silikonu sıcak saç düzleştiricisiyle düzeltelim. Bir iğneyi mumun üstünde ısıtalım ve düğme için 4 delik açalım. Düğmeyi akrilikle boyayalım. Silikon düğmen hazır. Hadi onu gömleğe yerleştirelim. İşe yaradı. Artık tüm düğmeler yerinde. Çok eğleniyoruz. Ah, sırtım. O son dönüş bir hataydı. Sakin ol. Masaja ihtiyacım var. Hadi sırtını bir masaj rulosuyla ovalım. Boş bir temizlik rulosunun üst kısmına işaretleme yapalım. Rulo boyunca bir çizgi çizelim. Yarım santim mesafeli işaretler ekleyelim. Bir desen oluşturalım. İşaretlere 3 boyutlu yapıştırıcı damlaları sıkalım. Ruloyu sarı sprey boyayla kaplayalım. Seda iyileştirici masaja başladı. Böylesi daha iyi. Acı yok oldu. Koluma da masaj yapabilir misin? Harika hissediyorum. Bacaklarıma? Hey, bu kadar da fazla. Burası masaj salonu değil. Dans yarışması yapıyoruz. Madem iyi hissediyorsun, ayağa kalk.
İşte yeni tarifim. Hadi tüm malzemeleri bulalım. Ama tarifi nereye koyacağım? Masada yer kaplamasını istemiyorum. Bu yüzden duvara asacağım. Yerleştirmek için bir şeye ihtiyacım var. Doğal un yapıştırıcısı uygun olabilir. 50 gram suya 180 gram un ekleyelim. Yoğun bir kıvam elde edinceye kadar karıştıralım. 100 gram kaynar su dökelim. İyice karıştıralım ve bekleyelim. Yapıştırıcıyı şeffaf bir kaba alalım. Ve etiket ekleyelim. Yapıştırıcıyı pişirerek işe başlayalım. Harika! Artık tarifimi kolayca görebilirim. Ev yapımı yapıştırıcı işe yaradı. Artık pişirme işine geri dönebilirim. Görünüşe göre Seda bir şaka hazırlıyor. Boş bir oje şişesine şeffaf oje döktü. Bu çok ilginç bir manikür olacak. Manikürüm bitti. Sadece birkaç şeffaf oje ile sabitlemem lazım. Burada bir yerde bir şişe olacaktı. İşte burada. Ojeyi uygulayalım. Seda, hoşuna gitti mi? Bence sarı daha iyi olurdu. Belki değiştirmelisin. Tamam, beni ikna ettin. İlk katı sileceğim. Hey, neler oluyor? Oje çıkmıyor. Bu bir tür kalıcı oje mi? Yapıştırıcı gibi kokuyor. Ah, Seda! Önemli bir randevuya gideceğim. Ama hediye hazırlamayı unuttum. Silikon son dakikada hediye hazırlamama yardım edecek. Bir bardağı buruşturulmuş parşömen kağıdıyla kaplayalım. Küçük bir delik yapalım. İçine silikon dökelim. Rozet tabanı yapalım. Arkasını siyah akrilikle boyayalım ve sim serpelim. Silikon çubuklarını parçalarına ayıralım. Ve onları kristal şeklinde keselim. Rozet tabanına farklı boyutlarda kristaller yerleştirelim. Kalan alanı küçük çubuk parçalarıyla kaplayalım. Kristalleri farklı parlak akrilik boya tonlarında boyayalım. Arkasına bir rozet yerleştirelim. Aynı şekilde silikondan kristal iğneli küpeler yapalım. Lüks aksesuar setimiz hazır. Ah hayır, geç kaldım. Ama işte buradasın tatlım. Harika görünüyorsun. Ama hediyelerime ihtiyacım var. Gözlerini kapat. Bu bir sürpriz olacak. Tada! Pahalı bir silikon kristal aksesuar seti. Çok tatlı. Dağ kristalleri bana çok yakışacak. Ah, boğazımda bir şey var. Seda, bana su getirir misin? Bu sırada ben de telefonu sahte bir telefonla değiştireceğim. Bir inşaat köpüğünün üstüne telefon şekli çizelim. Onu keselim. Bir telefon resmi çıktısını yapışkan kağıda yerleştirelim. Parçanın tüm kenarını resim çıktısıyla saralım. Telefonu silikona uyguluyormuş gibi yapalım. Ah, ne kadar yaratıcı bir desen. Zavallı Seda. Hiç hoş bir şaka değil. Oh, neyse ki gerçek telefon güvende. Harika bir şaka. Gözlerimin daha geniş olmasını istiyorum. Ve göz kapaklarımın da daha yukarıda. Sinem, bunu ameliyat olmadan yapmak mümkün mü? Tabii ki. Hadi bir makyaj hilesi deneyelim. Göz kapaklarımıza tıbbi yapıştırıcı uygulayalım. Ve dikkatlice göz kapaklarımızı yukarı yapıştıralım. Ne düşünüyorsun? Gözlerim çok daha güzel oldu. En iyi yanında hala gözlerimi kırpabiliyorum. Arkadaşımın bir sürü makyaj malzemesi var. Tüm masayı işgal ediyor.
Seda bundan bıktı. İşte eşyaların içi yumuşak bir düzenleyici. Parşömen kağıdına bir kare çizelim. Şeklin dış hattına silikon uygulayalım. Kareleri farklı renklerde silikon şeritleriyle dolduralım. Bir kat daha parşömen kağıdıyla kaplayalım ve ütüleyelim. Karenin kenarlarını makasla keselim. Benzer 4 tane daha kare yapalım. Bunların kenarlarını silikon tabancasının sıcak ucuyla ısıtarak birleştirelim ve bir küp yapalım. Köşelerini düzeltelim. Tüm makyaj malzemelerimizi bu şirin düzenleyiciye koyalım. Ve artık tüm masayı işgal etmemiz gerekmeyecek. Bu evde 2 kural var. Silikon kullanmak ve düzenli olmak. Göz makyajımı düzeltmem lazım. Makyaj pamuklarımız nerede? Olamaz. Kapaktaki ördek güzelliğime dayanamadı. Bunu yapıştırmanın daha iyi bir yolu var mı? Eski bir kavanozun kapağını akrilikle boyayalım. Üstüne silikon uygulayalım. Ve lastik ördeği yerleştirelim. Ördeği çıkarttığımızda silikon boya ile birlikte kolayca çıkacak. Ördeği daha sağlam bir şekilde yapıştırmak için o alana boya uygulayalım. Zımpara kağıdıyla ovalım. Ördeği yeniden silikonlayalım. Bu şekilde silikon daha iyi yapışacak. Artık kapağın tutma yeri güvende. Ördek hiçbir zaman boya ile birlikte çıkmayacak. Yapıştırıcı fikirlerimizi sevdiniz mi? Öyleyse siz de hangi şakayı ve pratik bilgiyi kullanacaksınız yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni şakaları ve pratik bilgileri kaçırmazsınız.